Merhaba arkadaşlar, ben Esra Nur Kiraz, ee, Cerrahpaşa İngilizce Tıp mezunuyum. Ekim 2020 TUS'unda, temelde 13, klinikte 7. oldum. Ee, sizlere TUS sürecimden bahsetmek istiyorum ve nasıl çalıştığımda bu sürece. Ee, ben de herkes gibi 5. sınıfta dershane derslerini takip ederek başladım. Ee, en çok önem verdiğim bu noktada, dershane derslerini takip ederken hocanın söylediği yerleri ve söylediği şeyleri neredeyse ağzından çıktığı şekliyle kitaba geçirmek. Çünkü o kitabı siz sonrasında sürekli çalışıyorsunuz. Belki dersi unutuyorsunuz. Ancak yazdığınız şey kalıcı ve sizin hafızanızda kalan daha çok görsel olarak bu oluyor. O yüzden yazdığınız şeylere önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve kitabınıza önem verin tabii ki. 5. Ee, sınıf bu şekilde dersleri tekrar edip ardından tuz sorularını çözerek geçti. Bu süreçte önemli olan programı takip edebilmek çünkü 4 nalı bir program gidiyor ve siz bunun gerisinde kalmamalısınız çünkü ipin ucu kaçtığı zaman toplamak çok zor. Altını sınıfa geldiğinizde asıl başlıyor her şey. 6. sınıfta sürekli bir tekrar ve soru çözümüyle ilerliyor ve ben her tekrarın ardından soru çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü soruyla desteklenmemiş bir konu çalışması bence çok boş. Çünkü okuduğunuz şeyleri nasıl soru olarak göreceğinizi bilmiyorsunuz. Ve kaybolup gidiyor. O yüzden her gördüğünüz şeyi aynı zamanda bir de soru formatında görmek bence bu anlamda çok avantajlı. O yüzden 6. sınıfta ben e, dershane denemelerini çözmeye özellikle önem verdim. 5. sınıfta girdiğim ki hepsine girdim. Bütün dershane denemelerini takip ettim. Ardından onları 6. sınıfta tekrar çözdüm. Çünkü e, 5. sınıfta bilmediğim bilgilerle kaçırdığım... Güzel soruları 6. sınıfta tekrar görmek istedim ve bence avantajlı oldu. Aynı şekilde ders ders denemeler geçmiş yılların denemelerini de çözdüm. Yandal sorularını e, özellikle çözdüm çünkü TUS'un yandaldan beslendiğini düşünüyordum ben. E, bunun dışında bence 6. sınıfta önem vereceğimiz şeylerden biri e, bir program oluşturmak. Tabii ki bu program çok rigid bir program olmamalı çünkü takip edemiyorsunuz. Stajlarınız, nöbetleriniz vesaire olduğu zaman bazen kaçıyor. O yüzden e, belki iki haftalık, belki 3 haftalık, belki maksimum 4 haftalık bir program yapıp bunun gerisine düşseniz bile programdan vazgeçmemelisiniz. iki gün geriye düşersiniz ama iki gün geriye düşmüş şekliyle takip edersiniz programı ve bu şekilde ilerler. Ben 6. sınıfta bu şekilde tekrarların ardından soru çözerek ilerledim. Belli bir yere kadar, özellikle sonlara kadar hatta tekrar sayılarının bütün dersler anlamında eşitti. Sonrasında artık kendimi tanıdıkça hangi derslerde daha çok eksik olduğumu fark edip onların üzerine daha çok düşmeye, onları daha fazla tekrar etmeye çalıştım. Ve zaten bu şekilde e, 6. sınıfta bitiyor. 6. sınıfın sonlarına doğru artık son birkaç ay kala e, tuz sorularını özellikle 2014'ten sonrasını, bu tuz formatı biraz daha değiştikten sonrasını tekrar çözdüm. E, soru formatı nasıl olduğunu, nasıl sorular karşıma gelebileceğini görmek adına. Aynı şekilde e, yandal sorularını da çözdüm, tekrar işaretlediğim soruları daha doğrusu hepsini değil tabii ki çok yorucu olurdu. Ee, ve bu süreçte işte bence en önemlilerinden biri çözdüğünüz bütün kitaplardan edindiğiniz bilgileri ama güzel tabii ki bu anlamda bir seçicilik olması gerekiyor. Edindiğiniz bütün güzel bilgileri kendi kitabınıza aktarmanız gerekiyor çünkü e, 6 ay önce gördüğünüz bir bilgi sizinle birlikte tusa kadar kalmıyor. O yüzden o kitabı her tekrar ettiğinizde güzel gördüğünüz o bilgiyi tekrar görürseniz bir süre sonra sizde yerleşiyor. Ee, ve bu şekilde zaten 6. sınıfı da bitirdim. Ve bu şekilde tuz hazırlandım aslında ben. Soru, konu ve tekrar şeklinde ilerledi. Yaklaşık 6 ya da 7 tekrar yaptığımı tahmin ediyorum. Tam sayamadım tabii ki dediğim gibi tekrar sayılarımı. Ee, ve bu şekilde çok yorucu bir yıldı. Yorucu bir yılın ardından yani düştüğümüz, kalktığımız zamanlar çok fazla oldu. Yapamayacağım, olmayacak dediğim zamanlar çok fazla oldu. Ama ailem ve arkadaşlarım sayesinde bunun üstesinden geldim. Yani siz de düştüğünüz zaman bunun aslında geçebilecek ve sizin de yapabileceğiniz bir sınav olduğunu farkına varın. Çünkü ben olmayacağını düşünmüştüm gerçekten. Ama çalışan emeğinin karşına alıyormuş. Bu sınav öyle bir sınav. Gerçekten sadece zeka ile çözülecek bir sınav değil. Aynı zamanda çalışmak gerekiyor. Bu şekilde hazırlandım. Buradan e, aileme, çok sevdiğim arkadaşlarıma ve Tuz Time ailesine teşekkür ediyorum. Hepiniz umarım emeğinizin karşılığını kendi tuzunuzda alırsınız. Hoşçakalın.